Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Tepebaşı bölgesi alevlere teslim oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsüne de sıçrayan yangın devletin zirvesini harekete geçirdi. Allah'ım yarabbim. Bu ne ya? Ne kaybedecek bir an ne de bekleyecek zaman vardı. Gel buraya, gel buraya, gel. Alevler ilerliyor, dumanlar yükseliyordu. Kaçın oradan, kaçın! Yavru vatanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çıktı yangın. Girne'nin 8 ay önce fidanlarla süslenen Tepebaşı bölgesi tutuştu. Ağaçlar ve ormanlık alan alevlere teslim oldu. Şu anda yangın çok sinirli bir şekilde. İtfaiye kolları çoktan sıvamıştı. Ancak rüzgar müdahaleyi zorlaştırdı. Yangını geniş bir alana yaydı. Tepebaşı Çamlıbel ana yolu trafiğe kapatıldı. Mesare Ovası'na daha sonra attılar Murat Ağa, orada çıktı, burada çıktı. İleride Akdeniz köyünde bir tane daha yangımız var, şu anda ekiplerin bir kısmını oraya kaydırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz durumu bu sözlerle özetledi. Yavru vatandaki yangın 3 ayrı noktadaydı. Türkiye 3 yangın söndürme helikopterini Kıbrıs'a gönderdi. Kaçın, kaçın! Alevler Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Kalkanlı kampüsüne de sıçradı. Kampüsteki öğrenci ve çalışanlar tahliye edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar'la yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Çok büyük bir çevre tahribatı sonucunu yaratacak. Dolayısıyla bu ada, bu güzellikler hepimizin. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Tatar'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da süreci yakından takip ettiğini söyledi. Yangın söndürme çalışmaları gün boyu ve gece geç saatlere dek sürdü. Başbakan Ersin Tatar, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Polisin soruşturma yapacağını açıkladı. Beyler geri çekin oradan, geri çekin!